gördüğünüze pek sevinmediniz galiba. Hayır. Sadece şaşırdık. Biraz dolaşalım. Hem hasret gideririz, hem de sohbet ederiz. Başka bir arabada. Ne demek başka arabada? Ben de anlamadım abi. Birilerinin önünü kestik. Şu an ben onları takip ediyorum. Hayda. Neyse. Ekber abi gelince söyle. Hoyraz benim arabayı alıp kaçtı. Efendim. Hatice sakin ol ve beni dinle. Hoyraz. Yanında kimse var mı? Yok. Neredesin? Şantiyede. Sen neredesin abi? Dışarıdayım, oraya geliyorum. Nasıl yani? Atilla, soru sormayı bırak. Ne yapıyorsun şimdi? Belediyeden ihaleye katılanların başvuru formlarını aldım. Onlara bakacaktım. İyi. Onları yanına al. Kasadan silahla para da al. Beni şantiyenin üstündeki patikada bekle. Abi sen ne yaptın ya? Sakın kaçtım deme. Atilla, dediğimi yap. Sen patikaya gel. Tamam. Hapisten yıllar önce çıktığını duydum. Doğru. Memlekete ne zaman döndün? Yeni. Toparlanmak için zaman lazımdı. Herkes vazgeçtiğini düşünüyordu. Asla vazgeçmedim. Sana bir gün geri döneceğimi söylemiştim. Daha kardeşimin kanı yerde kurumadı. Şimdi de doğmamış çocuğun canına mı göz diktiler? O çocuğu ne yap kurtar Saadet Hanım. Her şeyi ayarladım. Bebeği öldürme görevini Abdo'ya verdiler. Ama o bebeği sana getirecek. Benim peşimdeler. Yeğenimi Kanun Şevki'ye emanet edip buralardan gideceğim. Ve bir gün Azrail'leri olarak geri döneceğim. Bunu ne pahasına olursa olsun sakla. Allah yolunu açık etsin. Bir gün mutlaka döneceğim. Hatırladın değil mi? Dün gibi. Yapma Ekber, vazgeç. Acıyı ölenler değil, kalanlar yaşıyor. Boşa yorulma Saadet Hanım. İstediğim onun ölmesi değil. Bunu isteseydim çoktan yapardım. Ben onun en değer verdiği şeyi, gücünü elinden alacağım. Gel. Efendim, tırlar giriş yapmış. Hiçbir sorun yok. İstanbul'a doğru yola çıkacaklar. Güzel. Ahmet Behat da akşam iniyor. Adamı karşılayın, otele yerleştirin. İki de Rus bulun, geceyi iyi geçirsin. Emredersiniz. Tırlar ne zaman burada olur? Yarın öğleden sonra. İyi. O zaman teslimatı öne çekeceğiz. Yarın akşam bu iş bitsin. Neden? Bitir önlem.
Ekber meselesi ne oldu? İstanbul kazan biz kepçe aratıyoruz. Ama izne rastlayamadık. Bu arada güvenlik tedbirleri arttırıldı. Tamam, çıkabilirsin. Hilal nasıl? Hala Mehmet'le oğlunun acısını yaşıyor. Poyraz'ı görmeye gittin mi? Evet. Şevki rahmetli olmadan bir gece önce. Poyraz'a gerçeği açıklamadın değil mi? Bu o kadar kolay mı? Değil. Haklısın. Ben de yıllardır Hilal'e oğlunun yaşadığını söyleyemedim. Kelimeler her seferinde boğazımda düğümlendi. Poyraz'a gerçekleri ancak Şevki açıklayabilirdi. Onu kaybetmek hepimiz için yıkım oldu. En çok Poyraz için. Poyraz'a içeride göz kulak oluyorsun değil mi? Merak etme. O güvende. Şu Ekber meselesini artık bir konuşalım diyorum. Konuşacak bir şey yok. Bence var. Teslimatı bu yüzden mi öne çekiyoruz? Bu adam düşmanımızsa ben de bilmeliyim. Evet. Düşmanımız. Zamanında abimin en güvendiği adamıydı. Ama bize büyük bir kazık atıp Rusya'ya kaçtı. O günden beri ortalarda yok. Şimdi kendini tekrar hatırlatıyor. Ama ben onu hiç unutmadım. Çünkü bana hatıra olarak bunu bıraktı. Demek bunu yapan o. Merak etme. Hesabı varsa meydana çıkar. Çıkınca da kafasını ezeriz. Ha? Düşman köy meydanına kadar inmişse ahaliye kendi mezarını kazmak düşer. Onun meydana çıkmasını bekleyemeyiz.